Selamlar. Bugün birlikte bir şokupan ekmeği yapacağız. Az eforsuz. Turgut reçetesinden sıkıldıysanız bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Zemin şampanyası benziyor. Selamlar. Bugün birlikte hem bir şokupan ekmeği yapacağız az eforsuz hem de onunla bir honey butter toast yapacağız. Honey butter toast nedir? Aslında şokupanı biraz Turgut anlatmıştı, oradan biliyoruz. Japon ekmeği, sütlü Japon ekmeği. Honey butter toast da Korelilerin çok fazla yaptığı ve sosyal medyada viral olan tatlı bir ekmek aslında. Londra'da da bir bakery yapıyor bunu, Aron Bakery. Orada da çok hype olmuştu. Bugün onu birlikte deneyeceğiz. İsterseniz videoya geçelim. Burada süt ve su var. Bunu kazanıma ekliyorum direkt. Daha sonra bu kasenin içinde instant mayam, şekerim ve unum var. Onu da ekliyorum. Ben tatlı yapacağım için bu ekmekle içine biraz vanilya koydum, vanilya özütü. Eğer siz de öyle yapacaksanız vanilya ekleyebilirsiniz. Ama hani bir dilimini sandviç yaparım, belki daha sonra, belki hepsini yaparım derseniz size kalmış, hiç ekleme edebilirsiniz. O yüzden onu opsiyonel tutuyorum. Bunları bir karıştıracağım, daha sonra tuzu ve tereyağını sırayla ekleyeceğiz. Şimdi hamur toparlandı. Tuzu ve tereyağını sırayla ekledim. Önce tuz, sonra tereyağı ekledim. Şimdi kazandan alacağım, bir son kez toparlayacağım. Bir tezgahta 15-20 dakika mayalandırıp sonra pişirdiğimiz tost kalıbını alacağız. Şöyle ne çok sert ne çok yumuşak bir hamur aslında. İçi ama böyle piştikten sonra yumuşacık oluyor. Bunu bir 15-20 dakika tezgahta dinlendireceğiz. Daha sonra kalıplamak için tekrar buradayız. Şimdi dinlenen hamurumuza şekil vereceğiz. Tost ekmeği kalıbını alacağız. Daha sonra fırında kapakla birlikte 20 dakika pişecek. İlk 20 dakikası kapaklı. Sonraki 20 dakikası kapaksız. Renk alana kadar yine iç derecesinde 92-93 derece üstü olmasını bekleyip fırından alacağız. Hamuru aldım, ters çevirdim. Şöyle biraz oklavayla açacağım merdane. Oo, yumuşacık bir hamur. Dediğim gibi bu gerçekten eforsuz bir şokupan ekmeği. Turgut'un reçetesinden sıkıldıysanız bunu kullanmanızı tavsiye ederim diyormuşum. O da güzel. Bu onun kadar yumuşak değil bu arada. Onunki böyle tel tel ayrılıyor. Tam tatmin ediyor bence. O beklentiyi karşılıyor. Ama bu da böyle sandviç tarzı ekmeklerde ya da işte honey butter'da gayet başarılı olacak bence. Şöyle son kısmına da dikiş atıyorum. Kapağı yaklaşık bir parmak kadar boşluk bırakıncaya kadar mayalanmasını bekleyeceğim. Bu da yaklaşık bir 30-35 dakika sürüyor. Daha sonra dediğim gibi kapağını takıp fırına atacağım. Sonra ilk 20 dakika kapaklı, sonraki 20 dakika kapaksız pişecek. Sonrası bildiğiniz gibi zaten dilimleyip harcı sürüp fırına vereceğiz. Şimdi üstüne süreceğimiz esmer şekerli tereyağlı ballı karışımı hazırlayacağım. Önce esmer şeker ve tereyağını birleştireceğim. Şöyle bir aslında mikserle de çırpar gibi karıştırabilirsiniz ama zaten çok az olduğu için hiç mikseri kirletmeyeceğim. Şimdi şeker ve tereyağı birleşti. Kabartmak gibi bir çabam yok. Direkt karıştırdım. Sonra balı ekliyorum içine. Şöyle sürülebilecek bir kıvamda olması yeterli bizim için. Bunu tekrar bir kenara alıyorum. Ekmeğimizi dilimleyeceğiz. Sonra üstüne sürüp fırına vereceğiz direkt. Önce şu baştaki kabuk kısmını alıyorum. Biraz kalın yapacağım. Ekmek yumuşacık bir ekmek içi. Böyle tam süreceğimiz içeriği sünger gibi içine çekecek. Bunun bir de kenarlarını keseceğim. Sadece yumuşak kısmı kalacak. Böyle annelerimiz alırdı ya tost yaparken kenarlarını, onun gibi tepsime diziyorum direkt. Burası tamam. Şimdi geldik keyifli kısmına. Böyle çok kalın olmayacak bir şekilde
Ama her yerine de gelecek. Yanlara da süreceğim. Spatulayla sürüyorum. Ne çok az ne çok fazla sürdüm. Bu tarafa alta gelecek şimdi koyduğumda. Bir de üstüne süreceğim. Yine kenarlarını unutmuyorum. Şimdi üçüne de hazırladığım karışımı sürdüm. 180 derecede yaklaşık bir 7-8 dakika pişireceğiz. Kızarmasını bekleyeceğiz aslında. Dışı kabuk olacak. Sonra buradayız. Honey Butter Toast'lar fırından çıktı. Tahmin ettiğimden bir tık uzun sürdü. Aşağıya tam dakikalarını ve derecesini yazmış olacağız. Şöyle çıtırdadılar kenardan. Hala çok sıcaklar ama dayanamayıp bir tadacağız. Bir tanesini hemen keseceğim. Şöyle tereyağı ve bal ortasında nemlendirdi hafif. Böyle bunu bir yiyeceğiz şimdi. Ustam. Afiyet olsun. Çok sıcak. Dişime şeker yapmıştı. Biraz böyle çıtır Fransız tostu havası yok mu? Evet. Karamelize. O zaman Tanzer'le Büşra'yı buraya davet ediyorum. Afiyet olsun. Şöyle hemen keseyim bir tane. Sıcak ama dikkatliyim bence. Bir gün ekipçe Londra'ya gidersek deneriz orada da yerinde. Nasip olur mu? Nasip olur mu be? Ve zengin şampanyasına benziyor. Kore'nin şambalisi. Kore'nin şambalisi. Londra niye yeri? Kore'nin. Orada yani orada meşhur olmuş. Anladım. Sizin dişinize yapışmadı o ya. Benim dişimde bir dilim ekmek var şu an. Bugün birlikte Honey Butter Toast yaptık. Londra vlogunu izlediyseniz eğer orada da Aaron Baker'de görmüşsünüzdür. İdilio hatta. İdil'in de favorisi. Bunu da ona ayırdık. Bizden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz haftaya. Hoşçakalın.